Değerli yatırımcı dostlar, izin verirseniz önce Kişisel Finans Okulu'ndan bahsetmek istiyorum. Kişisel Finans Okulu ülkemizde tasarruf ve yatırım kültürünü artırmak ve teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Amacımız insanları bu konuda bilgilendirmek ve tüm bunları ücretsiz bir şekilde sağlamaktır. Mesleklerimiz farklı olsa da hobilerimiz, hedeflerimiz, amaçlarımız aynı olabilir. Kişisel Finans Okulu'nu da böyle görebilirsiniz. Hobilerimizin, hedeflerimizin, amaçlarımızın buluştuğu, toplandığı yer. Ve bundan büyük bir keyif alıyoruz. Bu doğrultuda bugün uzun vade temettü yatırımı konusunda büyük bir özveri ve başarı ortaya koyan, Twitter'da Lecturer kullanıcı adıyla bizlere yol gösteren değerli bir hocamızla röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Lecturer kimdir? Twitter'da o lecturer benim, ben akademik personelim üniversitede. O lecturer öğretim görevlisi anlamında. Ben öyle yazmıştım, öyle kaldı. Kaç sene oldu, bayağı oldu açalı hesabı. Normalde akademik personelim, öğretim görevlisiyim. İstanbul'da bir devlet üniversitesinde. Çalışıyorum, yani doktora yapıyorum aynı zamanda, doktora öğrencisiyim. Uzun vadeli yatırıma da bayağı oldu aslında başlayalı. Yani ben lise öğrencisiykenden beri evimizde bizim borsa yatırım konuşulur. Yatırım geçmişimizde veya yatırımla ilgili böyle okumalarımız, öğrenmelerimiz de artık lise dönemimize rastlar. O zamandan bu zamana borsa hep hayatımızda olmuştu. Twitter'da da böyle elimden geldiğince yazıyordum. İnsanlara bilgi vermek amaçlı. Ondan sonra üniversitede hoca olarak atandıktan sonra öğrencilerimden ilgi duymaya başlayanlar oldu. Soranlar oldu. Hatta ben bazen soruyordum, 100 bin liranız olsa ne yaparsınız diye. Kimse ev alırım, kimse araba alırım, kimse hocam kenara atarım, biriktiririm. Ha, biriktiririm diyenlere ufak ufak, peki nasıl biriktirirsin falan diye yavaş yavaş sorardım. Sonra da bunu Twitter'a biraz böyle bilgi verme amaçlı yazdık. Öğrenci de hepsine tek tek ulaşmaktansa genel bir kitleye belki hitap edebilirim diye orada yazıyordum. Güzel insanlarla tanıştım. Güzel dostluklar edindik. Çok şey öğrendim. Çok eksiğimi kapattım. Yani bu süreç güzel işledi. Aslında bir yandan hem bilginin bileşik getirisi hem bu yeni tanıdığımız iyi insanların bileşik getirisi hepsi beraber olduğu sürece bu güzel birliktelik oluyor yatırım Katkısı sürecinde. oluyor. Tamam. Temettü yatırımı hocam. Temettü emekliliği denilince sizin aklınıza neler geliyor? Temettü yatırımını nasıl tanımlıyorsunuz? Temettü emekliliği deyince aklıma ne geliyor? Temettü emekliliği deyince maaş gününü düşünmemek geliyor açıkçası. Hepimiz Hocam bir karşılığı ücret bekliyoruz. Duyabiliyor musunuz? sesle bir Alabiliyor sıkıntı musunuz oluyor. sesimi? Evet, şu an geliyor, sıkıntı yok hocam. Tamam. Bahsetmiştim işte temettü deyince bu bir nakit akışı. Yani başka bir yerden bir para kaynağı size düzenli olarak geliyor ve siz artık çalışma ücretine yani o çalışarak elde ettiğiniz maaşa ihtiyaç duymuyorsunuz. Benim için aslında budur. Özgürlüktür yani özgürlüğün satın alınabilmesidir aslında. Bunu bir de süreklilik, bunu bir sürekli hale getirdiğinizde her sene bu işi düzenli bir şekilde yapabildiğinizde artık siz finansal özgür oluyorsunuz. Hiçbir kuruma, hiçbir işletmeye, hiçbir maaşa sabah 9 akşam 5'e bağımlı kalmadan kendinizi idame ettirebiliyorsunuz. İki tür özgürlük var biliyorsunuz. Bir ekonomik özgürlük, bir de finansal özgürlük. Ekonomik özgürlük kendi paramızı kazanabilmek, kimseye muhtaç olmadan kendi bilgimizi, yeteneğimizi kullanarak para kazanabilmek. Ama finansal özgürlük hiç kimseye muhtaç olmadan kendi kendimizi idare edebilmek, yaşam standardımızı düşürmeden bu şekilde yaşayabilmek benim için odur, özgürlüktür aslında. Normal çalışma hayatından kurtuluştur diyebilirim. Uzun vade temettü yatırımını ilk ne zaman öğrendiniz ve bu yatırımı kaç yıldır yapıyorsunuz hocam? Şimdi bu konu biraz aslında detaylandırılabilecek bir konu. Ben şöyle başlayayım demiştim. Lise yıllarından beri borsa hep kulağımda. Babamdan dolayı. Şimdi tabii bunu sürekli duydukça siz de ben bir de tutumlu bir insanımdır geçmişten beri. Yavaş yavaş bu nedir ne değildir araştırmaya çalışıyorsunuz. Tabii benim babam böyle uzman falan değil. O da zamanında duymuş.
bir arkadaşından, ha bak böyle bir yatırım varmış, işte hisse senedi alıyormuşsun, kenara atıyormuşsun, sonra yıllar sonra büyüyormuş. Babam da 90'ların ortasından, 90'ların başından beri bu işi yaparmış, öyle söyleyeyim. Tabii onlara ilerleyen dakikalarda değineceğim. Ondan sonra tabii bunu öğrendikten sonra ben de yavaş yavaş bu işin içine giriyordum. Ondan sonra üniversite yıllarımda tabii artık belli bir seviyeye gelmiştim. Yani nasıl alınır, nasıl satılır, hangisi alınır, hangisi alınmaz. Üniversite yıllarımda artık portföy yapmaya başlamıştım. Aslında şunu belirtmem lazım. Şimdi epeydir bu işin içinde olsak da yani hayatın her şeyi insanlar için, hayatın getirdiği bazı sıkıntılar oldu. Ben iki defa komple sıfırlamak zorunda kaldım portföyü. Benim şu anki portföyüm üçüncü portföy. Yani şöyle düşünün, yani 3-4 sene biriktiriyorsunuz paranızı, belli şirketleri topluyorsunuz. Ondan sonra birden bir olay oluyor, bir şey gerçekleşiyor hayatınızda ve komple sıfırlıyorsunuz. Gerçekten sıfır. Yani 1 lira bile kalmıyor yatırım hesabınızda. Birinci portföy böyle bir şekilde, üniversite yıllarımda topladığım bu portföy gitti. Yani gerçekten bu öğrenci kredileriyle falan toplamıştım. Harçlıklarımla yazın çalışırdım, işte ekstra, ben ekstralara giderdim, garsonluk yapardım, işte çalışırdım yani. Aklınıza gelecek her işi yapıyorsunuz öğrenciyken. O portföy komple gitmişti. Bayağı bir hayal kırıklığı olmuştu. Zor başlıyorsunuz. Tekrar sıfıra geliyorsunuz. Tekrardan 1 lira, 2 lira, 10 lira, 100 lira tekrardan başlıyorsunuz. Ondan sonra ikinci portföyü kurduk. Tabii mezun olduk. İş yaşamına atıldık. İkinci portföyü biraz daha hevesle, işte bu sefer olmayacak, hani bu sefer artık bir sıkıntı olmaz diyerek büyütüyorsunuz. Belli bir seviyeye geliyorsunuz. Tekrardan hayatınızda bazı durumlar gerçekleşiyor. Gerek ailevi, sağlık vesaire, artık ne derseniz, tekrar komple sıfırlıyorsunuz. Şimdi iki defa belli bir aşamaya getirmişsiniz. Belki hani finansal özgürlük hayalleri kurmuşsunuz, yaşınız çok genç. Tekrar sıfır. Tabii tekrar bir hayal kırıklığı. Şimdi elimdeki portföy de 2017 yılında oluşturulmuş bir portföy. 2017'den beri devam ediyorum. Ha, belki tekrar sıfırlar mıyım, sıfırlamaz mıyım bilmiyorum. Allah tabii şu an muhtaç etmesin borsadaki parayı ama ne zaman hani başladınız demiştiniz. O belki biraz onun uzun bir cevabı oldu ama şu anki elimde tuttuğum, yani biriktirdiğim, hazırladığım portföy 2017 yılından beridir duruyor. İşte 3 bitti, 4. yıla giriyor. Yani 3 dönem diyebiliriz buna. Belki hani bu çok böyle teknik bir sohbet olmasın istiyorum ben. Belki bu arkadaşlarım bizi izlerken buradan alacakları bir mesaj varsa da, her şey insan için biriktirebilirsiniz yıllarca. Başınıza her şey gelebilir, sıfıra gelebilirsiniz. Tekrardan hani ayağa kalkıp tekrar bıkmadan, usanmadan cebinizdeki o fazla 10 lirayı, 15 lirayı tekrar kenara koyarak, üzerine her gün koyarak tekrar başlayabilirsiniz. Ben öyle yaptım. İki defa sıfıra geldim. Tekrardan üçüncüyü yapıyorum. Bakalım yani nasip. Ben nasibe çok inanırım. Bu işler biraz online. Öyle öyle alakalı. Hocam. Yani aslında şunu söylüyorsunuz. İşte pes etmek yok. Bu yolda en ufak, en küçük tasarruflar bile bizim için yatırım. Burada aslında tecrübe kendini gösteriyor. Ne kadar evet. erken başlarsak o kadar iyi, ne kadar küçük tasarruflarla başlarsak o kadar iyi. Bu yolda portföyü sıfırlayabiliriz ve aynen. bu da bize birçok şeyi öğretiyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim, ben eski arkadaşlar bilir, eskiden lot altı diye bir sistem vardı. Bankamatikten falan alırdık, gecenin köründe giderdim ben. İşte elimde bozukluklar var, 1 liralar, 2 liralar, onları kağıt para yaptırırdım yurdun karşısındaki marketten. 5 lira yaptırırdım onu, sonra üniversiteye yürürdüm kampüse. Kampüsteki bankamatiğe giderdim, o 5 lirayı sokardım gece. Ondan sonra lot altından istediğim kağıdı, o zaman Ereğli falan alırdım. İstediğim kağıdı alırdım. Tekrar yurda geldim de böyle hani gerinirdim. Oh derdim yani, gecenin köründe bir lot daha attım kenara. İşte şu şirketin 2 lotunu daha aldım, şu şirketin 3 lotunu daha aldım. Öyle bir psikopattım yani. Gerçekten hani yatırım biraz da karakter meselesi. Cebinizde fazladan 40 lira varsa, ben bunu çıtır çıtır yiyeyim de diyebilirsiniz. Ha, yemelisiniz de aslında. Hayat sadece biriktirmekten ibaret de değil ama gerçekten o fazlaysa, yani o ihtiyaç dışıysa, ben hani yani lise ve üniversite yıllarımdan beri öyle yapardım. Belki de portföyü komple sıfırladıktan sonra tekrar başlamamın hani temelini oluşturdu o zamanki benim alışkanlığım. Bunu söyleyebilirim. Üçüncü portföy de yani tekrardan hani artık çalışıyoruz. Tekrar 1 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira.
tekrardan hani oluşturabilme imkanına sahip oldum. Devam ediyorum, bırakmayacağım da. Belki üçüncüyü de sıfırlarız, bilmiyorum. Sıfırlasam tekrar dördüncüye gene başlarım. Bunu bu şekilde ifade edebilirim. Hiç kimse hani karamsarlığa düşmesin. Her şey bizim için, hayatta her şeyi görüyoruz. Belki evet. de bu gördüklerimiz olgunlaştırıyor diyebilirim yani. Öyle, öyle hocam. Soruları atlamadan geçmek istemiyorum. Hani bu süreçte de çevrenizde yatırım yapan, bu yatırım doğrultusunda başarılı olan temettü emeklisi diyebileceğimiz insanlar var mıydı? Hani siz bu işlemleri yaparken çevrenizden de etkilendiniz mi? Böyle insanları tanıdınız mı? Babanızı söylemiştiniz ilk başta zaten. Evet. Tabii tanıdım. Yani babamın arkadaşlarının böyle maliyetlerini falan görürdüm. Kuruş maliyetler. Derdim ya bu insanlar nasıl yapmış? Babam onlara vesile olmuş. Aselsan koy kenara demiş babam. Ona babamın arkadaşlarına, kendi arkadaşlarına. Hocam seste bir donma oldu. Bakıyorum. Seste niye donma oluyor? Al. Aslan çimen. Bak. Aslan. Duyabiliyor musunuz? Hocam bir kopukluk oldu. Evet. Şu an sıkıntı yok. Aha. Devam edeyim ister. Devam edeyim isterseniz. Tabii bu insanları görerek de insan motive oluyor. Sadece babamın çevresi, arkadaşları değil, aynı zamanda yine bu Twitter ortamının çok güzel bir özelliği var. Çok güzel insanlarla, çok kaliteli insanlarla tanışabiliyorsunuz. Bir arada bulunabiliyorsunuz. O insanların da tecrübelerini görüyorsunuz. Finansal özgürlüğe ulaşmış, temettü geliri çok yüksek miktarlarda, sizden çok, tabii yaşça büyük insanlar da var. Bu fonlarda denk geldiğimiz, sonradan bir şekilde tanıştığımız, yüz yüze oturup yediğimiz, içtiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz de oluyor. Onlar da tabii size ilham veriyor ve tekrar sıfırdan başlayabilmek için yine bir motivasyon kaynağı oluyor. Hem sizin kendi kişilik özellikleriniz, hem de etrafınızda bu işi başarmış insanların geldiği noktayı gördüğünüzde diyorsunuz ki bu imkansız değil aslında. Yani o insanların tecrübelerini dinliyorsunuz, ben çok not alırım. Yani ben küçük yatırımcıların notlarını alırım, benden yaşça büyük ya da işte hani abi dediğimiz, kardeşim dediğimiz arkadaşlarımızın hep tecrübelerini dinlerim. Bunlar hep benim için motivasyon kaynağı olmuştu. Onlar da beni hep etkilemiştir. Hocam şu an portföyünüz yani 2017, üçüncü portföyünüz. Kaç şirketten oluşuyor ve temettü yatırım için portföyde bulunması gereken şirket sayısı sizce kaç tane olmalıdır? Ya bunu herkes farklı şey söyleyebiliyor. Yani temettü yatırımı için şu kadar hisse. Yani bu birazcık aslında sizin portföyünüzün büyüklüğüyle alakalı aslında. Benim şu an portföyümde 4 tane şirket var. Aslında bunlardan bir tanesi temettü, diğer 3 tanesi hem temettü hem büyüme odaklı. Çünkü biraz da aslında nasıl diyeyim? Şimdi sıfırdan başlıyorsunuz tekrardan. Ve hani kenara her ay 1.000 lira atsanız, yani bir senede 12.000 lira, 2.000 lira atsanız 24.000 lira. Finansal özgürlük için bunlar çok büyük paralar değil. Temettüye yatırsanız bu miktarı, çok yüksek temettüler de almazsınız, almayabilirsiniz. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı temettü verimleri de belli. Ne yapıyoruz? Biz hem temettü hem de büyüme şirketlerini portföyde belli bir oranda tutarak bir hareketlilik kazandırıyoruz aslında. Yani büyüme şirketleriyle belki oradan bir sermaye kazancı, eğer hani büyüme şirketlerini yakalayabilmişsek, doğru analizlerle, içsel değerlerin hesaplanması vesaire vesaire, onlarla bizim temettü şirketlerimize bir aktarma söz konusu olabiliyor. Valla ideal portföy için şu kadar hisse senedi temettü şirketi olur diyemeyeceğim. Hani 2'de olur, 3'de olur. Dediğim gibi ne kadar portföy büyükse o kadar biraz daha defansif oluyorsunuz, temettü şirketlerine bölüyorsunuz. 3, 4, 5. Örnek veriyorum, şu kadar portföyüm var, 1 milyon lira portföyüm var dersiniz. Ben de derim ki yani ben ne yapardım? Belki 250'şer bin liralık 4 tane hani kemik bir temettü hissesi olabilir. Ya da 3 temettü, 1 tane büyüme alınabilir. Bu biraz da o zamanki stratejinize, şirketlerin ucuzluk, pahalılık durumuna, o zamanki piyasa durumuna göre değişebilecek bir şey.
Biraz daha portföyü büyüttüğümde ben de farklı stratejiler izleyeceğim aslında. Bekliyorum. Hocam, buradan da şuraya gelelim. Peki bu portföyde hisse senetlerine dağılım yaparken neye göre belirliyoruz? Yani şirketleri hangi kriterlere göre belirliyorsunuz? Uzun vade temettü yatırımı yaparken şirketleri hangi kriterlere göre belirleyip alım yapıyorsunuz? Vallahi aslında temettü yani kar payı bizim için olmazsa olmaz diyoruz. Ama hani kar payına ne dönemde ihtiyacınız var? Şu dönemde kar payına ihtiyacınız var mı? Ya da örnek veriyorum işte 45-50 yaşından sonra artık benim düzenli bir temettü gelirim olmasını istiyorum diyorsanız tabii ki hani bir şekilde buna göre pozisyon alıyorsunuz. Tabii kar payı verecek şirketiniz. En azından hani aldığınızda böyle sert bir düşüş yediğinizde sizin için bir altta güvenlik neti oluyor. Yani en azından diyorsunuz ki benim temettüm var, temettümü beklerim diyorsunuz. Yani bir şekilde bir de yatırım yapan şirketleri seviyoruz. Belki son zamanlarda paylaşmıştım Twitter'da. Arkadaşlar bilir. Yani yeni bir şirket ne zamandı? Yani Kasım sonu galiba. 2020 Kasım sonlarında yeni bir devaydı galiba. Arkadaşlar hani bakarlar. Yani aslında şirket ismi zikretmek de pek şey yapmak istemiyorum ama ya, zaten yazmıştım onu. Bir yandan hani böyle az miktarlarda temettü, yani birazcık da olsa temettü, bir yandan da büyüme, yatırım. Yani o chat raporlarını gördüğümde böyle tüylerim diken diken oluyor. Diyorum ki işte tamam, bir yatırım daha geliyor. Yatırım demek büyüme demek. Büyüme demek ciro artışları, işte kar artışları. İleride daha fazla temettü anlamına geliyor. Yani bu hem kar payı hem de bu büyümenin dengeli olması gerekiyor şirketlerde. Biraz aslında ona bakmak gerekiyor. Sahibine zaten hani bunlar hep genel şeyler. Sahibinin sağlam olması, yani kurumsal olması. Bunlar tabii çok önemli. Hikayesinin olması lazım. Hikayesi olmayan, biz zaten çok genciz yani. Hem bizimle beraber, biz büyüyeceğiz, bizimle beraber şirketler de büyüyecek. Yani onların bir hikayesi olacak, bir büyüme hikayesi, bir yatırım hikayesi. Aynı zamanda yine bizleri de görecekler. Arada yani bize de biraz para koyacaklar. Bu şekilde hani portföyü bölebilme durumumuz olabiliyor. Dediğim gibi yani çok küçük portföyleri çok fazla hisseye böldüğünüzde belki alacağınız verim düşebiliyor. Yaşar Yıldırım, Yaşar abi geçenlerde Twitter'da yazmıştı. Hani bazı arkadaşlar sormuş. Yani ne kadar hani olmalı diye bir dağılım yapabiliyorsunuz. Hani küçük portföyünüz varsa biraz daha aslında kapitali o şirket veya bir iki şirkete bölüp onların büyümesini bekleyebiliyorsunuz. Çok daha güvenli. Hani aslında bu noktalara dikkat etmek lazım. Portföy büyüklüğü çok önemli. 1000 lira portföyünüzle 8 şirket almaktansa onu artık bir seviyeye gelip ondan sonra ikinci bir şirkete ya da üçüncü bir şirkete zaman içerisinde geçebiliyorsunuz. Peki hocam. Yani burada önemli olan şirketin büyüklüğü, kurumsallığı ve hikayesi olması noktasında dikkat edilmesi gerekiyor. Yatırım, hikaye, kar payı, büyüme hepsi bir arada bulunursa çok daha tatlı oluyor. Aynen. Evet. Peki hocam, hangi kriterleri takip ederek elinizde tutuyoruz sorusuna aslında cevap vermiş olduk bir nevi de. Şunu soralım. Ya şirketlerde, portföyde bulunan şirketlerde ne tür bozulmalar meydana gelirse onu portföyden çıkarıyorsunuz. Yani takip ediyoruz, portföye eklediğimiz şirketlerin takibini yapıyoruz mutlaka. Ne tür bir bozulma görüldüğünde onu portföyden çıkarmalıyız? İlk başlarda böyle şeydi, işte ben bu şirketi alırım 10 sene tutarım falan derdik. Yani o zaman çok böyle şey bilançolara falan da bakmazdık. Adını duyardık. Derdik ki bu şirket iyi, bu şirket kurumsal. Ama sonra bilanço diye bir şey öğrendik. Bilanço okumak, hani böyle tek bütün şirketlerin kalem kalem rasyolarına bakmak, işte karına, zararına, nakit akışına. Yani hepsine çok detaylı değil. Ben çünkü temel analist değilim. Ben de herkes gibi parasını, tasarruflarını borsada değerlendirmeye çalışan bir vatandaşım. Ama dediğimiz gibi yani her çeyrek takip ettiğimiz için aslında her çeyrek şirketlerin karnesi ortaya çıkıyor. Yani ilk 3 ayda, 6 ayda, 9 ayda ya da yıl sonunda ne kadar bir satış, ne kadar bir kar, ne kadar borç, ne kadar maddi duran varlık, ne kadar yatırım vesaire, bunları görüyoruz. Artık yani 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek,
belli bir süre hala bizi tatmin etmiyorsa rasyolar, örnek veriyorum en azından bir yıl. Bir yıl içerisinde gerçekten hani sürekli her çeyrek bozulmaya doğru gidiyorsa aslında hani biraz o konuda düşünmek lazım. Ya da belki bir azaltma söz konusu olabilir. Ya da aldığımız şirket çok yani haddinden fazla değerlenmiş olabilir. Çok kısa sürede çok fazla artmış olabilir. Yine o da bizi rahat uyutmaz. O bize sat butonuna bastırır. Yani sürekli tavan tavan, sürekli tavan tavan giden şirket de rahat ettirmez. Dediğim gibi yani bilançosu bozulan ve afaki fiyatlanan şirketler aslında biraz böyle SAT'a daha yakın olabiliyor. Onu söyleyebilirim. Onun dışında çok fazla portföy değiştirmiyorum zaten. Yani şirket değiştirmiyorum. Belki aralarında kaydırma yapabiliyorum zamanla. Yeni şirket bulduğumuzda zaten seviniyoruz. Yani aa bak iyi bir şirket, kaliteli bir şirket var diyebiliyoruz. O bulduğumuz şirketleri de tabii belli bir süzgeçten geçirdikten sonra düzenli hep alıyorum. Yani bakıyor tabii ki düzenli alıyorum derken örnek veriyorum yani ben işte 23'ten alırdık Deva'yı şimdi 30-31 lira oldu. 23'ten hani sürekli yıkıldık üstüne şimdi 31'den biraz bakıyoruz. Bilançonun gelmesini bekliyoruz açıkçası. Ha, belki buradan 40'a gidecek ama yani şu anda 31-32'den almıyorum örnek ver. Hani bir örnek vermek evet, gerekirse. Biraz da bunlara bakıyoruz diyebilirim. Daha çok yani muhafazakarım yani gün içinde de. Ne olmuş hani bir bakalım şöyle genel bir bakış. Onu öyle o şekilde söyleyebilirim. Onun dışında zaten hani gün içinde işimize gücümüze odaklanıyoruz. Zaten çok yoğun geçiyor. Evet. Buradan aslında hani şunu şu sorunun cevabını da almış olduk hocam. Sizin bu yaşamış olduğunuz deneyimlerden geçmişten bu zamana kadar anladığım kadarıyla elinizdeki şirketlere aylık eklemeler yapıyorsunuz. Peki kriz zamanlarında yüklü alım yapıyor musunuz? Ya yani bu konuda yatırımcılara nasıl bir öneride bulunmalıyız ve strateji ne olmalı? Hani kriz zamanlarında yüklü alım doğru bir şey mi? Yoksa zamanla elimizdeki şirketlere yatırım yapmak, sürekli yatırım yapmak, tasarruf yapmak mı daha doğru? Ne dersiniz? Kriz zamanı Mart'ı herkes hatırlar. Mart'ta ben çok işte Twitter'a özellikle giriyordum. Dedim işte bir fırsat aslında ama o zaman tabii bilemiyorsunuz içindeyken. Büyük oranda tabii elinizde mal var. Malda yani malda yakalanmak lafını da sevmiyorum ama büyük oranda elinizde hisse senediyle krizin içerisine girmiş oluyorsunuz. Şimdi ya ben bu şirketi 10 liradan alırken şirket 5 liraya düşmüş diyebilen bir kesim var. 10 liradan almıştım, 5'e düştü, ben bittim, ben bu saatten sonra ne yapacağım diyebilen başka bir kesim var. Aslında hani kriz zamanında elinizdeki malı çatır çatır satmaktansa, ben bu çünkü şirketin bir ederi vardır. Yani bu olan büyük bir kriz sizin kendi şirketinizle alakalı değil. O şirketin kapanması, tabii ki kapandık. Şimdi öyle bir durum da var Mart'ta. Bütün şirketler neredeyse paydos etti. Ama hani şöyle bir durum var yani sizin şirketinizin genel durumuyla alakalı değilse o kriz, genel bir konjonktürel bir durumsa, fabrikanın işleyişinde, satışlarında ya da başka bir durumunda bir problem yoksa ben o şirketlere eklemeyi çok mantıklı buluyorum. Çünkü kriz zamanlarında diplerden alınan hisseler normale döndüğümüzde çok ciddi karlar getirebiliyor. Yani kimin aklına gelirdi 7 liraya düşen Hektaş'ın şu anda 28 lira olacağı. Yani Mart'ta 7 liradan kimse belki almak istemedi. 7 lira dur bakalım daha 3 liraya düşecek, 2 liraya düşecek dendi belki de. Daha dur hani krizin daha hepsini görmedik falan dendi. İşte Ford 40 liraya düştü belki de hani dönüp bakılmadı. Yani çok şirket ismi verilebilir. Ama hani ben kriz zamanlarında kredi bile çekmişliğim vardır. Yani tabii makul olma kaydıyla. Ben bu şirketleri bu fiyattan almayacaksam başka hangi fiyattan alacağım? Çok demişimdir kendime. Twitter'da da yazmışımdır. Ya çok fazla panik yapıyorsunuz. Artık satmamanı değil. Yani daha önce satsaydınız elinize çok güzel yüklü miktarda nakit olacaktı. Krizi de yakalamış olacaktınız. Ama siz krizin içindesiniz. Elinizdeki hisseler çok ciddi değer kaybetmiş. Kaliteli olsun olmasın. Ama siz hala satmayı düşünüyorsunuz. Bitti o satma zamanı. Sizin şu anda yani kestiremezseniz nereden döneceğiz ama bir şekilde elinizdeki hisselere bu fiyatlardan ekleme yapma zamanınız. Tekrar piyasa normale döndüğünde çok ciddi fiyatlar arttığında almaktansa, arkasından bakmaktansa, ya bak 5 lira almadık 15 lira olmuş demektense, bu hep böyledir yani. Bir şekilde ne sürekli yükseliriz ne sürekli düşeriz.
Bazı zamanlar çok ciddi düşeriz. Bazı zamanlar zirvelerde gezeriz. Hepsinin ayrı tabii stratejisi var yapabilene. Dediğim gibi yani kademeli bir şekilde ben sürekli malı artırmaya çalışırım. Etrafıma da hep böyle salık veririm. Korkmayın, yani korkmaya gerek yok. Tamam, bakma. Varsa fazladan paran, hani biraz daha ekleme yap. Lotumuzu artıralım. Çünkü bizim için önemli olan lotun miktarı, şey, fiyatı değil, en azından lot sayısı. Lot sayımız ne kadar fazla olursa ileride şirketin yapacağı karlardan o kadar fazla kar payı alırız. Mesele bu. Benim aslında kriz zamanlarında odaklandığım husus lotumu artırma üzerine. Her fiyattan almıyorum. Söyledim, 31'den deve, 32'den deve almıyorum şu anda. Ben 23-24'ten aldım. Alabildiğim kadar gücüm nispetinde almaya çalıştım. O bir örnek olabilir. Bu da sizin belki sorunuza cevap olabilir. Peki hocam. Şimdi tabii tasarruf yapıyoruz. Portföyümüze zamanla yatırım yapıyoruz. Eklemeler yapıyoruz. Bu önemli. Bu sürekliliği sağlamak önemli. Aynı zamanda kriz zamanlarında da mümkün olan dip fiyatlardan alım yapabilmek de bizim için önemli bu konuda, portföyümüz konusunda. Peki burada birçoğumuz, hepimiz aylık maaşla çalışan ücretli insanlarız. Maaşınızın yüzde kaçını yatırıma, kaçını tasarrufa ayırıyorsunuz hocam? Böyle soralım. Şöyle söyleyeyim. Aslında genel geçer kabul %30'unu yatırıma ayırmanız. Yani %30 civarı çok güzel bir rakam aslında gelirinizin. Ben genelde %15 ila 20 civarı şu anda yatırıma ayırabiliyorum. Pandemi döneminde çeşitli masraflarımız oldu. Yani çeşitli harcamalarımız oldu. Onlara da biraz pay ayırdık. Ama dediğim gibi yani ben maaşımdan borsaya para ayırmazsam hani çok bile rahatsız oluyorum. Çünkü yani bu yaşlarda kenara para koymazsak ileride çok pişman olacağız diye düşünüyorum. Çünkü çeşitli örnekleri görüyorum etrafımda. O yüzden yani %15 ila 20 arası maaşımın yatırıma ayırdığımı söyleyebilirim. Zaman zaman tabii artıyor. Bazı zamanlar çok daha hani 25, %30'lara kadar çıkabiliyor. Tabii bunu %50 yapabilen çok çok ciddi birikim yapar orta vadede. Ben o şekilde söyleyebilirim. Peki hocam, bu tasarrufları yapabilmek, tasarruf alışkanlığını kazanabilmek için uzun vadede bu disiplini nasıl sağlayabiliriz? Yani siz nasıl sağladınız? Örneğin işte insanlar var, sigara yerine o parayla işte şirketlere yatırım yapabilirler sigara parasına göre. İşte kendilerine, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlayabilirler. Tabii bu bir disiplinle oluyor, tasarruf alışkanlığıyla oluyor. Çünkü harcamayı kısmak çok çok önemli bir mesele. Yani tüketimi kısmak, harcamayı azaltmak kolay bir şey değil. Bunu siz nasıl sağlayabilirsiniz? Vallahi benim için tasarruf evdeki fazla lambayı söndürmekle başlar. Yani aslında bu bir yani yapı meselesi. İhtiyacınız olmayan şeyleri alırsanız, değil mi? İhtiyacınız olan şeyleri yarın satarsınız. Ben hani mümkün mertebe o şeyi aldığımda bana batması lazım. Yani ben o harcamayı yaptığımda o bana batıyorsa demek ki ben bir yanlış yoldayım. O harcamayı yapmamam gerekiyor. Zaten öncelikle maaş yattığı zaman 3 aşağı 5 yukarı ne kadarını borsaya ayıracağımı kafamda belirliyorum. Ondan sonra yavaş yavaş harcamalarımı yapıyorum. Çünkü hani önce onu kafamda belirlemezsem o para mutlaka gidiyor. Maaş yaklaşıyor. Tamam, şu an diyorum, bakıyorum hani ne kadar maaşın yatma gününe yakın, hisselere de biraz bakıyorum. Şu diyorum fena değil aslında fiyatı. Şu da fena değil aslında, alınabilir. Bakıyorum yok, daha fazla birazcık bunların bir soğuması lazım. En azından hani hisselere baktığım zaman. Biraz tutuyorum kenarda. Birazcık ona giriş yapıyorum. Biraz daha nakitte bekliyorum. Sonra bakıyorum bir sert işte düşüş oluyor. Hemen elimdeki nakite tekrardan hisseleri alarak paylaştırabiliyorum. Dediğim gibi yani tasarruf ihtiyacınız olmayan, şöyle toparlayalım. Bir şekilde kenara para ayırmak istiyorsanız mutlaka bunu önceden planlamanız gerekiyor. Her ay hiç sektirmeden, yani kiranızı nasıl yatırıyorsanız tasarrufa ayıracağınız o miktarı da mutlaka ayırmanız gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirmezseniz o para mutlaka gidiyor. Yani bunu o şekilde söyleyebiliriz. Bu yaşlarda özellikle yani 20'li ve 30'lu yaşlarda bunu çok ciddi bir şekilde disiplinli olarak hayatınızda yürütmeniz gerekiyor. Hem eşiniz size çok katkı sağlaması gerekiyor. Aslında bu iş beraber olur. Aile bir takım işi. Yani siz bir yandan tasarruf edip eşin bir yandan ben harcamak istiyorum, ben bunu almak istiyorum dediği andan itibaren
İşte orada problem ortaya çıkıyor. İkiniz de aynı kafada olsanız çok daha işiniz kolaylaşır. Çünkü icabında eşiniz de çalışıyor, siz de çalışıyorsunuz. İşte senin maaşından şu kadar, benim maaşımdan bu kadar hesaplarımıza düzenli olarak aktaracağız diye bir sistem oluşturmak bence bu yaşlarda, özellikle 20'li, 30'lu, belki 40'lı yaşlarda bence iyi bir sistem olacaktır diye düşünüyorum. Bütçe planlaması, aile bütçe planlaması diyelim hocam, mutlaka gerekiyor burada. Kesinlikle. Ve ortak bir karar vererek. Hocam, babanız 1999'da bir sıkıntıdan dolayı Aselsan'ları satmasaydı şu an milyonluk adamlardık. Uzun vadede ölü taklidi yapan evet, kazanır diye bir tweet var. Bu olayı bize anlatmak evet, ister misiniz? Evet, tebessümle bir araya geldiğimizde şey yaparız, anarız. Hatırlıyor musun derim babama, senin olur olmuş, boş ver. O da diyor tamam boş ver. Bir gözü de oradayım. Ya aslında o bayağı bir eski husus. Benim 99'da dedem vefat etti. Babam işte genç, o zaman böyle hem bir yandan çalışıyor, bir yandan da kenara para atıyor. Bunu da ilk defa galiba burada anlatıyorum. Yani yazmışımdır böyle biraz kısa kısa ama detayı belki burada veriyorumdur. Tabii o zaman öğrenmiş, öğrendikten sonra da hisse senedi işini çok da böyle zevkle, keyifle alıyor. Hatta annem teletexten bakıyor işte, şu kadar oldu, babam o zaman ankesörlü telefon. Benim gemicidir bu arada. İşte Adana'da o zaman gemici, ankesörlü telefondan işte eve arıyor. Annem diyor şu kadar hisse, bu kadar oldu falan. Teletexten bakılan zamanlar. Babam hisseleri biriktiriyor. Ondan sonra 99'da dedemin vefat haberi geliyor çalıştığı romorköre. BOTAŞ'ta, Adana'da. Ondan sonra tabii çok büyük bir üzüntü, yıkım. Hemen tabii izin alıp Adana'da garaja gidiyor. O 99 yılında biriktirdiği bütün hisseleri yani bir yandan alıyor, bir yandan da satıyor. Yani tabii babası için çok üzülüyor ama cebinde hiç parası olmadığı için hem yol gelmesi gerekiyor, hem cenazenin kaldırılması gerekiyor. Tek erkek evlat, üzerinde bir sorumluluk hissediyor, parası yok yani. Kendine güvenemediği için bütün hisselerini satıyor, düşünemiyor o anda. Ondan sonra tabii cebinde o hisseleri sattıktan sonra da işte memlekete gelip dedemizi defnediyorlar. Ondan sonra işte hayırı yapılıyor, cenaze masrafları vesaire vesaire. Geri kalan para da bir şekilde harcanıyor, gidiyor. O 99 yılındaki Aselsan'ların tabii satılmasından sonra babam borsaya küsüyor. Uzun yıllar boyunca bir daha hisse senedi vesaire almıyor, bakmıyor bile. Ta yıllar sonra tabii bizler böyle liseye falan, lise sonlara doğru işte 2-3'lere geldiğimizde artık böyle yavaş yavaş tekrardan ya artık hani siz de belli bir yaşa geldiniz, artık siz de tasarruftur, borsadır, bunları öğrenmeniz lazım deyip konuyu bize açıyor. Biz tabii bilmiyoruz, küçüğüz. Ondan sonra öğreniyoruz. Babam da anlatıyor. Ben böyle bir hata yaptım. Belki hani birinden borç bulsaydım veya bir şekilde hani bir yerden para bulmaya çalışsaydım da hisse senetlerini satmasaydım demişti bize. Hatta hayatta iki pişmanlığım var. Bir tanesi hisse senetlerini satmak, bir tanesi de sigaraya başlamak derdi. Sonra ben de şeyi düşünmüştüm. Ben iki defa portföyü komple sıfırlayınca dedim acaba babamın dedim başına gelen benim de mi başıma geliyor? Çünkü o sattıktan sonra her şey komple küsmüş ve yıllarca herhangi bir şekilde hisse senedi almamıştı. Ama ben hani ısrarla dedim ki ya sıfırlayabilirsin ama hani babanın belki yaptığı hatayı sen yapmamalısın. Tekrardan hani bu işe devam etmelisin diye. Belki de aslında bilinçaltımda o olarak o şekilde devam ettim. Ama gerçekten çok ciddi hani maaşımdan çok ciddi miktarlarda hani para ayırıp borsaya, o zamanlar çok ciddi kazanıyorlar. Güzel para kazanıyorlar yani. Bir de gurbette çalışıyorlar çünkü 15 gün bir ay gelmiyorlar. Gelip tekrar 15 gün bir ay izin yapıyorlar. O öyle bir sistemleri vardı. Sürekli 24 saat hizmet ettikleri için, gemide remorkörde oldukları için hani mesai ücretleri falan iyi para kazanıyordu. O kazandığı iyi parayı da güzel hisseler almış. Sonra hesapladık falan. Gerçekten hani yani bayağı milyonun da çok üstünde, çok daha fazla bir miktar yapıyor. Zaten o 99'dan beri hesaplarsanız kaç kere bedelsiz verdi, bölündü, tekrar çıktı, tekrar bölündü, tekrar çıktı, tekrar bölündü falan. Yani binlerce, yani on binlerce lotu oluyor. Çarpın o lotu şu an birim fiyatla kaç milyon lira para yapıyor. Aslında aslen uzun vadede böyle kaliteli şirketleri alıp biriktirmek, çok da fazla kurcalamamak aslında gerekiyor. Benim tecrübem, aile tecrübem aslında bu şekilde. Evet hocam, yani o dönemlerde böyle bir girişimde bulunabilmek aslında takdiri.
edilmesi gereken bir durum. Hem gemide Tabii. çalışıyor hem hisse alıyor. İşte kolay değil, o dönemleri düşündüğümüz zaman bu tür işlemleri yapmak kolay değil. Tabii 90'larda hem o gemici arkadaşlarını da çok hisse senedi aldırmış. Yani işte Hasan abi evim var ne yapayım? Valla işte ben böyle böyle bir sistem yapıyorum uyarsa. Ne abi bu sistem? İşte bak burada Ereğli var, Aselsan var, işte şu hisse var, bu hisse var. Aa bunlar ne oluyor? Bak bunları aldığın zaman şirkete ortak oluyorsun. Sonra ne oluyor? Şirkete ortak olduğun zaman şirket sana kar payı veriyor. Kar payı ne? Kar payı nakit para veriyor. Ya hesabımıza para mı yatırıyor şirket? Aynen hesabına para yatırıyor. İnsanlar tabii bunu öğrendikçe böyle iştahlanıyor. Ya ben nasıl onun ortağı olabiliyorum? Nasıl bana para yatırıyor? Babam tabii kendisi de öğreniyor. Arkadaşlarına da anlatıyor. Sonra bize öğretiyor. Biz tabii yani ben öğrencilerime, bu işi bilmeyen arkadaşlara yavaş yavaş bu işin mantığını anlata anlata. Bugünlere hani geldik ama portföy sıfırladık iki kere. Tabii o da nasip. Belki de bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Anlatmaya da Bakalım. devam edeceğiz hocam. Artık bu Bıkmadan öyle anlatmaya devam devam edeceğiz edeceğiz. inşallah. Hocam uzun vadeli temettü yatırımını benimseyen yatırımcılar sizce büyüme odaklı şirketlere mi yoksa temettüsü yüksek şirketlere mi odaklanmalı diye sorumuz var. Aslında siz portföyünüzde 4 şirket bulunduğunu, birini temettü, üçünü de büyüme amaçlı tuttuğunu söylemiştiniz. Ek olarak bir Evet. şey söylemek ister misiniz buraya? Ya aslında bu şöyle biraz önce bahsetmiştik biraz portföy büyüklüğüyle alakalı biraz da aslında kişinin yaşıyla yani çok küçük ya, yani küçük demeyelim de böyle çok genç yaşlarda çok ciddi çok çok büyük paralarınız varsa tabii ki yine çok daha dikkatli olmanız lazım. Hani büyüme demek aslında biraz risk demek ya büyümezse yatırım yapıyor ya çok uzun alırsa o yatırımın süresi yatırımın geri dönüşü çok çok ciddi süreler alabilir. Yani aslında gençken başta birazcık bu riski tolere edebiliyor. Siz gençken başladığınız zaman bekleyecek zamanınız oluyor. Tabii Allah ömür versin de en azından en şanslımız en gencimiz. En genç olan en şanslı olan. Tabii yani normal belli bir ömre sahip olan bir insandan bahsediyoruz. Bu işe 60 yaşında başladığınız zaman işte 1 lira, 5 lira, 10 lira. Yani bu zaman alan bir şey. Siz ağaç dikiyorsunuz. Pardon, tohum ekiyorsunuz. Onun büyümesini, ağaç olmasını, sonra meyve vermesini ondan toplamayı bekliyorsunuz. Bu 3 gün olacak bir şey değil ki. Yani bugün 25 yaşında, 27 yaşında, 28 yaşında başlayan birisi bu işi 20 sene yaptığında 45'li yaşlarda yani ne maaşa ihtiyacı olur ben öyle düşünüyorum. Ne başkasından bir kuruş paraya ihtiyacı olur hiç kimseye ihtiyacı olmaz. Çünkü 20 seneden beri bileşik getiri kendisini öyle bir göstermiştir ki. Yani siz ama 20 sene boyunca tabii tasarruflarınızı sürekli aktarmışsınızdır. Ben oldum, benim portföyüm bana yeter dememişsinizdir. Yani benim aylık giderim çarpı 250 ya da 300 rakamına ben ulaştım. Hani belki diyebilmişsinizdir. O seviyeye geldikten sonra zaten artık çok fazla bir şey düşünmeye de gerek yok. Tabii ki hani ufak tefek eklemeler gene yaparsınız ama zaten o portföy kendi kendine büyür. Para büyüdükçe çok ciddi miktarlarda büyüyor. Yani büyük para büyük büyüyor. Yani küçük para çok fazla biraz daha zaman alıyor açıkçası. Yani ilk 100 bini geçmek falan çok ciddi zamanlar alıyor. Göbeğiniz çatlıyor biriktirinceye kadar. Onları falan yaptıktan sonra tekrar sıfıra dönüyorsunuz, tekrar baştan başlıyorsunuz. Düşünün. Çok ciddi psikoloji, çok ciddi irade gerektiriyor. Yani kendi kendinizle içinizde savaş veriyorsunuz. Hani bunlar da çok önemli. Tekrardan devam edebilmek çok önemli. Ben tekrar söylüyorum. Bu işe mümkün olduğu kadar erken başlamak lazım. Yurt dışında hep bunu yazanlar, çizenler hep aynı şekilde söylüyorlar. Hatta Twitter'da da yine finansal özgürlüğe ulaşmış insanlar portföylerini paylaşıyor, bloklar kuruluyor, forumlarda yazılıyor. Biz Türkiye'de de var bu çok örnek. İşte şu yaşta başladım, işte hatta arkadaşlar var, işte ilk 300 bini geçtim, 500 bini geçtim, 1 milyonu geçtim diyen arkadaşlar var. Çok güzel. Yani 30'lu yaşlarında çok ciddi miktarlara ulaşan arkadaşlar var. Zaten yani bu işi 10 yıl daha yapsa İşi bırakır yani. Der tamam ben bitti benim maaşlı işim bitti seviyesine gelir. Ben tekrar söylüyorum bırakmamak lazım. Genç yaşta başlayıp sabırla disiplinle sürekli her ay yapmak lazım bu işi. İnşallah herkes gönlüne göre ulaşır istediğin İnşallah noktaya. hocam. Burada önemli olan uzun vadeli bir yatırım süreci. Tabii ve sürekli bir katkı yapmak da gerekiyor portföye. Aynen. Burada portföyü yönetmek de önemli hocam. Hani orayı devam ettirmek de önemli. Burada zaman zaman siz elinizdeki hisseleri satıp potansiyel gördüğünüz başka şirketleri satın alıyor musunuz? Yani dönemsel hareketler sergiliyor musunuz? Yoksa çünkü uzun bir vade, 20 yıllık bir süreçten işte planlamadan belki
bahsediyoruz. Bu 20 yıl içinde de nasıl hareket edilmeli? Yani dönemsel hareketlere de uyum sağlamalı mıyız? Çünkü işte krizlerin ekonomik olarak sıklaştığı bir dönemdeyiz. Neyin geleceğini bilemiyoruz, öngöremiyoruz veya nasıl davranmamız gerekir bunlara karşı? Ben aslında portföyümdeki şirketlerde hep belli bir lot sayısına ulaşma hedefiyle devam ediyorum. Yani işte 4 tane şirket örnek veriyorum. Her ay bakıyorum hangisi işte biraz bu ay gitmemiş daha doğrusu. Çünkü elimdeki şirketleri böyle çok hani düşünerek, hesap ederek, biraz okuyarak, sorarak, araştırarak aldığım için hani orada bir kumar oynamak istemiyorum. Onu zaten çünkü aylık birikimlerimizi oraya aktarıyoruz. Ondan sonra düzenli olarak o şirketlerde lot sayısına ulaşmaya çalışıyorum. Ama mesela şöyle bir şey var. Hani elimdeki bir şirketin değeri yani olmamalı. Belki hani piyasa onu o şekilde fiyatlıyor ama çok fazla hani %200, %300, %400 bir size getiri sağlamış. Yani belki ondan birazcık kırpıp bir başka portföyünüzdeki bir başka şirketteki lot sayı, lot hedefinize ulaşmak için size o yardımcı olabiliyor. Yani aslında şöyle, portföy içerisinde kaydırma diyelim biz ona. Yani bu her zaman olacak bir şey değil. Dediğiniz gibi hani dönem dönem de olabiliyor. Ama bir şirketten belki diğer şirketime bir kaydırma, bir geçme söz konusu oluyor. Kriz zamanları demiştiniz. Kriz zamanlarında elimdeki şirketlerin lotunu arttırmak için kredi çektiğim çok olmuştur. Tabii bu şey değil, kredili işlemden bahsetmiyorum. Örnek veriyorum, işte faizler düşükken kredi çekmişimdir. Ya da gerçekten o hisse çok düşmüştür. Hani piyasa onu o şekilde fiyatlıyor. Ya ben bunda şu lota, şu krediyi çekeyim. En azından şu lot seviyesine ulaşayım. Ondan sonra onu ufak ufak öderim. Çünkü bu fiyatlarda ben bunu yakın zamanda bir daha bulamam dediğim şirketler olabiliyor. Zamanlar olabiliyor. O şekilde yapabiliyorum. Ama gideyim hani komple bunu satayım. Hani şuradan şuraya zıplayayım şeklinde yapmak istemiyorum aslında. Ben peki bu şirketi niye alıyorum? Yani ben bunu ilk sıçramada satacaksam ben bunu neden aldım ki? Benim bu şirketi almamdaki sebep yani belli bir öngörüm var. Belli bir hisse başı kar edeceğini düşünüyorum önümüzdeki bir yıl veya iki yıl içerisinde. Yatırımlarından şu kadar satış, şu kadar kar edeceğini öngörüyorum. Kaldı ki şirketler de bunu açıklıyor zaten. O öngörümün gerçekleşmesini sabırla bekleme taraftarıyım aslında. Sürekli zıplamak istemiyorum. Biraz aslında kendime saygımı kaybediyorum. Yani sürekli gözün ekranda oluyor o zaman. Peki bunu dün aldın da bugün ne değişti? Hemen satıyorsun yani. Veya 3 hafta sonra ne değişti de hemen bunu satma gereği duyuyorsun? Daha ne piyasa değeri afaki, ne hani hisse şişmiş, ne de hani yatırım hedeflerinde bir değişiklik var. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Yani onlarla pek oynamak istemiyorum açıkçası. Onu özellikle söyleyebilirim. Daha çok hani nadir de olsa kaydırma yapabiliyorum. Diğer şirketten biraz alıp diğerini aktarıyorum. Bazen o biraz önde oluyor. Azıcık ondan alıp diğerini aktarıyorum. Kendim de ekleme yapıyorum. Kriz zamanlarında ufak kredilerle bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Peki hocam. Diğer sorumuz, 2016 yılında Twitter'da yaptığınız bir paylaşım. Uzun vadeli yatırım sistemini hisse senedi emeklilik fonu olarak adlandırıyorsunuz ve dövize veya altına pay ayırmadığınızı, sadece şirketlere yatırım yaptığınızı söylüyorsunuz. Bugün geldiğimiz süreçte de aynı görüşü savunuyor musunuz döviz ve altın konusunda? Aynen, döviz ve altın almıyorum, almak istemiyorum. Çünkü hisse senetlerini toplamak istiyorum paramı. İleride, ben bunu daha önce de yazmıştım. İleride örnek veriyorum 15 sene sonra her şeyden elimi ayağımı çektim ve yeterli portföy büyüklüğüne ulaştım. O portföyle düzenli olarak nakit akışı kendime sağlıyorum. Yani altın, düzenli altın biriktirsem örnek veriyorum bir ihtiyacım oldu. Altını satmak zorundayım. Ve yerine bir şey koyamıyorum. Onu satıyorum ve ihtiyacımı karşılıyorum. Peki sattığımın yerine ne koyuyorum? Orada bir şey yok. Orası boş kalıyor. Tamam, belki zaman içerisinde o değerlenmiş oluyor ama elindeki o malzemeyi satıyorum. Onun getirisinden aslında benim faydalanmam gerekiyordu normalde. Hisse senetleri aslında bize bunu sağlıyor. Yani siz hissenizi satmıyorsunuz. Düzenli oradan temettü akışı elde ediyorsunuz. Hisseniz duruyor. Oradan size işte Mart, Nisan'da, Haziran'da siz biliyorsunuz ki çok böyle hani konjonktürel bir sıkıntı olmazsa, şirkette problem olmazsa, karlar düzenli bir şekilde artmaya devam ederse, geleneği olan, temettü geleneği olan bir şirkette size mutlaka karından dağıtacaktır. Siz bilirsiniz yani onun size temettü vereceğini. Hissenizi satmadan, elinizdeki malı satmadan, malın getirisinden faydalanmak için ben hisse senedi alıyorum. Çünkü ileride ben çalışmayacağım. Peki nereden gelir elde edeceğim? Nereden nakit akışı sağlayacağım? İşte aslında bunun için.
Doları sattığınız zaman satıyorsunuz. Tamam, onu nakde çeviriyorsunuz. İhtiyacınızı alıyorsunuz ama orası tekrar boş kalıyor. Yani altın da keza öyle. Hisse senedinde bu farklı. O yüzden ben demiştim dolar ve altın almam diye. Hani tabii bazı zamanlarda insanlar altına, dolara falan kaçıyor ama benim becerebildiğim bir şey değil aslında o. Genelde hep böyle hisse senedinde oluyoruz. Bunu bu şekilde söyleyebilirim size. Evet, yani orada aslında hani gramı artırmak yerine hocam lotu artırmak biraz daha hani gramın getirisi yok en azından ama lotun bir getirisi var. Ek olarak bileşik getiri zaten vurguladınız. Gramın getirisi tamam, değeri artıyor ama hani dediğim gibi lotun ne kadar fazlaysa ondan ileride alabileceğin kar payı ve de sermaye artışın, zaten hani bu şey değil ki, hisse aldık duruyor, sadece temettü alıyoruz, öyle bir şey yok. Hisse senedini aldık, aynı zamanda hisse senedi değer kazancından da portföyümüz büyüyor. Bir ikincisi bir de temettü alıyoruz. İki yerden aslında biz kazanıyoruz. Şimdi temettüsünü sürekli artıran bir şirket aynı zamanda karını da artıran bir şirkettir. Karını artıran bir şirket aynı zamanda borsadaki değerini de fiyatını da artırır. Biz zaten almışız, çok küçük maliyetimiz var. O zamanla üzerine koya koya bizim sermayemiz zaten büyüdü. Bir de o sermaye üzerinden de temettü gelirimiz oluyor. Aslında bu beni çok daha rahat hissettiriyor. Evet. Bunu söyleyebilirim size. Tamam hocam. Hocam tweetlerinizden gün içi asla seans izlemediğinizi görebiliyoruz. Ama yatırım yaptığınız şirketlerin fiyatlarına ne sıklıkla bakıyorsunuz? Ya oturup da hani tahtayı izlemiyorum yani, böyle açıp ekranı, ama şöyle bir şey var, hani gün sonunda hani kaçtan kapatmış diye şöyle bir telefonu elimize aldığımızda bakarız. Yani bu tahta izlemek bağımlılık yapan bir şey aslında, onu söyleyebiliriz. Yani gözünüzü alamıyorsunuz, özellikle derinlik vesaire varsa. Tabii örnek veriyorum, ben o ay mal alacağım, yani hisse senedi alacağım. Tabii ki kademelere bakıyorum, yani hangi kademede kaç lot var, hani satışlı mı ağırlıklı, İşte alışma ağırlıklı, şöyle bakıyorum hangi kademeden alacağımı. O zaman bakarsanız tabii o gün, belki o belli bir süre. Ama hisse senedini aldıktan sonra ekranı hani önünüze koyup da sürekli ekran izlemek benim işim değil. Zaten benim işim gücüm var. Hisse senedi fiyatları o anki borsada alan ve satanın razı olduğu fiyatlar aslında. Ama bizim gördüğümüz, bizim hesabını kitabını yaptığımız, hisse başı karını hesaplamaya çalıştığımız, işte karını ve yatırımlarını takip ettiğimiz şirketlerin o anlık fiyatları onu yansıtmayabilir. O yüzden hani bizi aldatır ve tuzağa düşürür. Yani belki gün içinde sert bir harekette hani sata götürür sizi, sat butonuna basarsınız. Ama ondan sonra belki o 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 1 yıllık süreçte onun kat kat üstüne çıkar ve siz çok ucuzdan satmış olursunuz. Yani o nefsimizi aslında tetikleyecek hareketlere girmemek lazım. Biz uzun vadeden bahsediyoruz. Gün içindeki o sert hareket yani pek bizi şey yapmaması lazım. Nefsimizi böyle kabartmaması lazım, öyle söyleyeyim. Ederini hesapladığınız fiyata gelirse, kafanıza yatıyorsa, artık fiyatların çok şiştiğini, artık buraların bu fiyatlar olmadığını düşünüyorsanız, belki o zaman bir kaydırma veya belki çıkış, realizasyon yaparsınız. Ama gün içinde mümkün mertebe canlı bir şekilde o işe girmiyorum. Yani uzun vadede bir ölü taklidi yapacağız ama alım yapacağımız zamanlarda da mutlaka bakacağız. Babam tahta izleseydi o kadar lotu biriktiremezdi, öyle söyleyeyim yani. Evet hocam. Mümkün değil. Hocam temettülerde bileşik getiri. Bu bileşik getirinin gücünü kaçıncı yıldan itibaren görmeye başlıyoruz? Yani portföy, ikinci portföyde vardı. Yani temettüleri aktarıyorduk. Çok güzel oluyordu. Yani bedavadan lot sahibi oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani 3. 4. yıldan sonra eğer 3 yıldır 4 veya 4 yıldır temettü alıyorsanız artık yavaş yavaş hissetmeye başlıyorsunuz. Bir yandan siz kendiniz ekliyorsunuz. Bir yandan temettü geliyor. Temettüyü de ekliyorsunuz hisse senedine. Ondan sonra tabii bu kar topu şeklinde büyümeye başlıyor. Dediğim gibi yani ilk yıl bir şey olmayabilir, hissetmeyebilirsiniz. Daha ilk seneniz belli bir lotunuz var. Ondan gelen temettüyü alıyorsunuz. Hani hissetme açısından yani şöyle bir 4 seneyi ya da böyle 5 seneye falan yaklaştığınızda hani ciddi 5 seneden sonra da artık ciddi bir şekilde gelen temettü artık zaten sizi tatmin ediyor. 5 yıldır taşıyorsunuz hisseyi ve 5 yıldır temettü alıyorsunuz. 5 yıldır aldığınız temettüyü tekrar yatırıyorsunuz. O 5 yıllık süreçte de sürekli de alıyorsunuz hisseden. Yani belirli fiyatlardan. Yani artık o süreçten sonra da ciddi bir şekilde iyi oldu, ben bu işe iyi ki girmişim. Bak artık temettüler de artık dişe dokunur seviyeye geldi.
diyebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Benim etrafımdan gördüklerim de bunlar aslında. Peki hocam, sizi de fazla yormayalım. Son 3 sorumuz kaldı. Onu da tamamlayalım. Estağfurullah. Bu yolculukta uzun vadeli temettü yatırımı, sizin yaptığınız hatalar nelerdi? Aslında yani hata olarak değil de ben de aslında portföyleri sıfırlamak yerine çok ciddi böyle hani bir yerden para bulma veya borç alabilme, birinden borç isteme ya da o zaman belki çok daha kredi çekme düşünebilirdim ama tabii o an öyle bir an geliyor ki hayatınızda ilk başvuru aslında yapılmaması gerekiyor finansal özgürlük yolunda ama ilk başvurduğunuz nokta gidip eliniz hisselere gidiyor. Satmak durumunda kalıyorsunuz. Ben aslında bunu da yazdım. Yapılmaması gereken bir hata. Yapılmaması gereken bir durum ama insan yapıyor. Babamın yaptığı şeyi ben de yapmış oldum. Belki başka arkadaşlar da yapmıştır. Yani bir şekilde son raddeye kadar o birikimlerinize dokunmasanız iyi olur. Onu söyleyebilirim. Bir de hani bir iki hareketli hemen elinizdeki hisseyi boşaltmak da, satmak da belki çok doğru hareket olmayabilir. Hesabını, kitabını yaptığınız, kendinize bir süreç belirlediğiniz o hisse senedinde sabırla bekleyebilmelisiniz. Hisse senedini buldunuz, bir şekilde hesap yaptınız, danıştınız, gerçekten bu şirketin iyi olduğunu kanaat getirdiniz, hisseyi buldunuz, süper. Peki sonra ne olacak? Hisseyi de aldınız. Aslında olay bundan sonra başlıyor. Yani arkasına yeterli sabrı koyamazsanız, yani o kadar yaptığınız hesap, kitap, çaba boşa oluyor. Yani beklemek. Kimse bundan bahsetmiyor. Yani sabırla, ısrarla dışarıdaki gürültülere kulağınızı kapatıp analizini, o kârı yapmasını, yatırımının bitmesini bir şekilde bekleyebilmeniz gerekiyor. Ondan önce satarsanız belki bir hataya düşmüş olursunuz. Bunları özetle söyleyebilirim. Mümkün mertebe hani elimizdeki o ekonomik özgürlüğü kaybetmemekle işsiz kalmak dünyanın en büyük yani bir ev geçindiren biri için yani kadın erkek fark etmez çok zor bir durum. O yüzden insan otomatikman birikimlerine yöneliyor. Kimseye muhtaç olmamak için. Kimseden para istememek için. İşte yani işsiz kalmamak bu süreçte çok önemli. Tabii onu siz kontrol edemiyorsunuz. Birikimlere dokunmamak ve sürekli hisse senedi izlememek gerekiyor. Bunları söyleyebilirim uzun vadeli yatırımda. Tamam hocam. Hocam önümüzdeki 10-20 yıl sürecinde hangi sektörlerin ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Ya bu 10 yıl çok uzun ya. Aslında gerçekten öyle. Ben de eskiden derdim yani ben bu şirkete 10 yıl hani hiç dokunmam. Ama yani şirketlerin karnesine bakmak zorundayız. Biz o bilançolar niye yayınlanıyor yani? Biz onlara bakalım ne yapmışlar yani bu 3 ayda nereye gelmiş, ne kadar satmış, ne kadar kar etmiş, borcu ne kadar artmış veya azalmış veya yatırımda hangi durumda biz bunlara bakalım diye o bilançolar yayınlanıyor. Yani 10 yıl dediğim gibi tekrar uzun bir süreç ama dediğim gibi bu bazı sektörler var hiçbir zaman bitmeyecektir. Yani bu gıda olsun, tarım olsun yani 3 aşağı 5 yukarı hangi şirketler zaten var arkadaşlar da bilirler. İlaç. Ben artık onu düşünüyorum. Yani ilaç şirketleri uzun vadede eğer bu sağlam Ar-Ge yapıp katma değerli ilaçlar piyasaya sürerlerse sürdükleri takdirde çok ciddi kar katlamaları uzun vadede göreceğiz diyorum ben. Yine tarımda da dediğim gibi yani bu yatırımların bitmesi gerekiyor. O yatırımların meyvesini almak lazım. Onun da ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Savunma zaten yani her ne kadar hissese süründürse de sektör olarak uzun vadede birçok değişime, gelişime açık. Yani ilaç, gıda, perakende yine aynı şekilde. Otomotiv yine aynı. Bu ivmesini devam ettirecektir. Çünkü otomotiv şirketleri de kendilerini değişen şartlara göre ayarlayabiliyorlar. Yeni yatırımlar yapabiliyorlar. Yeni fabrikalar açabiliyorlar. O yüzden hani otomotiv, tarım, perakende, ilaç bir de belki aracı kuruluşlar. Çünkü sürekli borsaya yeni yatırımcı gelecektir, gelmeye devam edecektir. Çünkü artık
gençler bilinçlenmeye başlıyor. Yani tasarruflarını bir şekilde borsaya aktarmak istiyorlar. Yani bunları da aracı kurumlar vasıtasıyla yapacaklar. Aracı kurumlar da yine orta uzun vadede bu ivme devam ettireceklerdir diye düşünüyorum ben. Peki. Hocam, temettü emekliliğine ulaştığınızda vaktinizi nasıl geçirmek ve neler yapmak istiyorsunuz? Valla dediğim gibi ben şimdi İstanbul'da büyük şehirde yaşıyorum. Öncelikle herhalde bu keşmekeşten kurtulurdum diye düşünüyorum. Bizim aile denizci, yani benim babam denizci, usta gemici, emekli tabii de. Bizim hep böyle denizle bir bağlantımız vardı. Bir şekilde kendimi denize yakın veya denizin içi veya teknemde veya küçük bir yatımda yapabilirsem ileride tabii. Mütevazi, sakin bir hayat düşünüyorum. Çünkü dünyaya bir kere geldiğimi düşünüyorum. Dünyaya bir kere geliyorum ve bu keşmekeşin içerisinde ömrümü harcamak istemiyorum. Belki bana en büyük katkısı bu olacaktır, finansal özgürlüğün. Onun dışında yine canımızın istediklerini yapabildiğimiz süre bize özgürlüğü getirecektir. O zaten o süreçtir özgürlük. Onun dışında bir şeylere bağımlıyız. İşe veya başka yükümlülüklerimiz var. İnşallah onlardan orta ve uzun vadede kurtulup hayatımızı yaşarız diye düşünüyorum. İnşallah. Ama bir de şunu da ekleyeyim. Ben ya, şey yapmıyorum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Mutlaka kazandığımın da bir şekilde bir bölümünü ben tabii kendim kişisel olarak infak etmek isterim. Bunu yapmaya çalışırım. Zaten portföyün belli bir bölümü her zaman bana ait olmayacak. İnşallah ileride bunu da planlıyorum yani. O da başka bir şekilde değerlendirecek. İnşallah hocam. İnşallah güzel bir gelecek emeklilik olur. Son olarak Twitter'da birçok takipçinize yol gösterici oldunuz hocam. Onları bir söylemek istiyorum. Uzun vadeli yatırımcı Nick de arkadaşımız sizden çok şeyler öğrendiğini vurgulamış. Teşekkür ediyor. Yine finansal özgürlük Nikli arkadaşımız kaç yıldır uzun vade yatırımı yapıyor ve şu an kar oranı yüzde kaç demiş. Uzun yıllardır yaptığınızı söyleyebiliriz. Şu an kar oranı yüzde olarak nedir diye sormuş. Ya işte dediğim gibi 2017'den beri son portföy yıldan yıla değişiyor. Yani bir sene %30, bir sene yine %30. Bu sene bir farklı oldu. Bu sene %100'ün üzerinde bir büyüme oldu. Bakalım 2021'i göreceğiz. Mecaneflikli arkadaşımız, takipçimiz. Kendisini 4 sene önce yazılarından tanıdığım ve uzun vade yatırım, temettü yatırımcılığına başladım. Birken 20 oldum. Kendisine teşekkürlerimi iletin demiş. Buradan iletmiş olalım. Ben teşekkür ederim. Ne güzel, ne mutlu. Yine UGRB'likli arkadaşımız, uzun vade stratejisi nasıl acaba? Hep al hiç satma mı? Yoksa çok değerlenen hissede satıp düşükten alarak lot artırmak mı diye sormuş. Ona benzer bir cevap vermiştim zaten ama sat düşükten al pek yapamıyorum ben. Yapabilen varsa bravo. Şimdi ben bunu buradan satayım, bir üstünü tekrar aşağıdan al falan, onu beceremiyorum ben. Benim kalemim değil. Ama demiştim, portföy içinde kaydırma yapıyorum. Çok ciddi olan, hani çok ciddi fırlayanları belki diğer hisse senetlerine biraz paylaştırabiliyorum. O şekilde bir strateji yapıyoruz zaman zaman. Her zaman olmuyor tabii. Genç yatırımcı Nikli arkadaşımız da ideal kar ve risk anlamında bir portföy kaç hisseden oluşmalıdır diye sormuş. Biz 4 da konuştuk. 4 hisseniz yani var. Ben de o kadar var. Aynen. Evet. Temettü emekliliği hedefi ile bu yola yeni başlayan veya bu yolda ilerleyen arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Son cümlelerinizi, içinizden geçenleri alabilir miyiz hocam? Evet, daha önce de yine buna benzer belirtmiştim. Vallahi sabır olmadan olmuyor. Mutlaka sabretmek gerekiyor. Bir yılda bir şey olmuyor. Bunu çok gördüm ben yani. Üçüncü portföyde de ilk yıl hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyormuş gibi geliyor aslında size. Ama siz bir defa tohumu ekmiş oluyorsunuz. Başlamış oluyorsunuz. Sıfırlansanız da tekrar başlayın. Yani bu sohbetten alacağınız bir mesaj varsa, hani naçizane benden, bir gün başınıza kötü bir şey, yani başınıza derken yani portföyün başına bir şey gelirse, komple gitse de ne olursa olsun bıkmadan usanmadan cebinizde 3 kuruş fazla para varsa kenara koyun, yarın onlar size bakacaktır. Ben disiplin diyorum. Yani eğer belli bir maaşa bağlandıysanız, yani belli bir ücret karşılığı çalışıyorsanız, mutlaka ve mutlaka ücretinizin belli bir bölümünü kesinlikle yatırıma, yani sizin geleceğinize değer katacak bir mecrada değerlendirin. Biz borsayı konuştuk burada. Onu söyleyebilirim. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcamayın.
tabii ki bu ahkam kesmek gibi olmasın ama hani bu tabii görüşüm benim bunlar. İhtiyaç dışı bilmek çok önemli. Genç yaşta eğer bu işe başlayabilirseniz çok şanslısınız. Sabırla, disiplinle bir de eğitiminiz yani bilginizi de artırmanız lazım. Zaman içinde hem bilginin bileşik getirisinden hem paranın bileşik getirisinden faydalanıp bu şekilde hem kendinizi hem de portföyünüzü büyüteceksiniz. Bu çok önemli. Bilgisiz olmuyor. Hele hele piyasalarda bilgisiz çok şeysiniz yani savunmasız kalıyorsunuz. Bilginizi artırabilirsiniz, sabrınızı artırabilirsiniz. Yani disiplinli bir şekilde devam edebilirsiniz. Ben gördüm bayağı bir şey oluyor. Sabrederseniz ve sabırlı bir şekilde devam ederseniz. Etrafımda birçok insan var. Etrafımdaki insanların çoğunluğu bu şekilde. Arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Hepsi finansal özgürlüğe ya yakın ya da ulaşmış, çoktan o hedefe ulaşmış insanlar. O yüzden imkansız değil, başarabilirsiniz. Devam Peki. Edin yani. Peki. Hocam cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Vallahi ben teşekkür ederim. Ederim. Sürçülisan ettiysem affola. Estağfurullah. Biraz böyle bir hani motivasyon konuşması gibi de olmuş olabilir. Biraz böyle samimi bir sohbet olsun istedim. Çok böyle teknik, zaten çok fazla bir teknik bilgim yok. Bu şekilde bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Çok sağ olun. Umarım faydalı olmuştur bizi izleyenlere de. Mümkün olduğunca fazla soru sormaya çalıştım. Sizlerden bir şeyler almaya çalıştık. Çok teşekkürler hocam.